Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa Penceresi'ne hoş geldiniz. Almanya'daki korona vakalarını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle yapılan açıklamaya göre, verilen bilgilere göre Almanya'daki koronalı insan sayısı, koronavirüsünün bulaştığı insan sayısı 17.742 olarak açıklandı. Ve bu tabii ki bir önceki güne göre 2422 artışı ifade ediyor. Bir artış devam ediyor ve ölü sayısı da 48'e yükseldi. İki kişinin daha yoğun bakımda olduğu ve bunun da onların da her an ölebileceği söyleniyordur. Yani bu bakımdan önceki gün 20 olarak açıklanmıştı ölü sayısı ve ciddi bir artış, hızlı bir artışın olduğu söylüyoruz. Tabii ki diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Almanya'da kısmen hala bir yavaş bir ölüm oranının olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak ise bugüne kadar alınan önlemlerin ciddi sonuçlar vermediğini söylemek mümkün. Bundan tam bir hafta önce Cuma günü okullar kapatılmıştı, kısmen karantina uygulaması başlatılmıştı ve bütün bunların Almanya'da koronavirüsüne yakalananların sayısında bir azalmaya yol açacağı tahmin ediliyordu. Ama bugün açıklanan verilere baktığımızda aşamalı olarak rakamların yükseldiğini görüyoruz. Demek ki şu anki uygulamaya göre bir koronadaki yayılma oranının, yayılma biçiminin durdurulamadığı görülüyor. Şimdi hükümet peki bundan sonra nasıl bir adım atarsak bu yayılmayı durdurabiliyoruz? Hemen akıllarına gelen yöntem olağanüstü hal ilan ederek insanların evden çıkmasını engellemek. Başbakan Angela Merkel hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu basın toplantısında asıl olarak vatandaşların kurallara uymasını, evde kalmasını çağrısı yapmıştı. Yani bir şekliyle gönüllü olarak bir olağanüstü hal ilan edilmişti. Ama şimdi bu gerçekleşmedi görüldü ve bugün ilk kez Bavyera eyaleti açık bir şekilde olağanüstü hali ilan eden eyalet oldu. Avusturya'ya sınırı olan bir eyalet biliyorsunuz güneyde. Bavyera'nın dışında aynı şekilde Fransa ile sınırı olan Saarland eyaleti de şu anda konuyu gündeme almış bulunuyor ve onlar da olağanüstü hal ilan ederek evden çıkmayı yasaklayarak bir karantina uygulamasını gündemine almış ama Almanya için bütün hepsinde geçerli olabilecek bu uygulamanın asıl olarak yarınki hareketlenmeye bağlı olacağını belirtiliyor. Bugün Başbakanlık Dairesi Müsteşarı bu konuda bir açıklama yaptı. Asıl hareketlenmenin, cumartesi günkü hareketlenmenin pazar günü Başbakan Angela Merkel'in diğer eyalet başbakanlarıyla yapacağı görüşmede alacağı kararda çok önemli bir etkide bulunacağını söyledi. Demek ki cumartesi günü eğer hareketlenme bugüne kadar olduğu gibi devam ederse bu da demektir ki Merkel ve diğer eyalet başbakanları birlikte pazartesi gününden geçerli olmak üzere bir karantina uygulaması, bir olağanüstü hal ilan etmesi ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin başlatılacağını bugünden söylememiz lazım ve bu uygulamanın Paskalya tatiline kadar süreceği, ondan sonra zaten Paskalya ile birlikte hareketlenmenin düşeceği belirtiliyor ve böylece bu olağanüstü sürecin devam edeceğini bugüne kadar yapılan açıklamalar bize gösteriyor ama bu sadece Nisan ayı ile sınırlı kalmayacak, Mayıs ayında da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bugün Alman Sendikalar Birliği şaşırtıcı bir şekilde 1 Mayıs gösterilerinin yapılmayacağını duyurdu kamuoyuna. Alman Sendikalar Birliği bu kararı açıkladı. Sendika Genel Başkanı Rainer Hoffmann, bizim bu yılki sloganımız mesafe koy, Abstand halten dedi. Yani mesafe koyup biz insanları kitlesel bir şekilde bir araya gelmesini istemiyoruz. Virüsün daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Çalışanları korumak için 1 Mayıs gösterilerini düzenlemeyeceğiz dedi. 1,5 ay var, daha çok erken bir süreç. Sendika gibi bir örgütlenmenin aslında şimdiden 1 Mayıs'ı yasaklayacağına, özellikle çalışan işçilerin güvenliğini, hükümetin bu konuda atmış olduğu adımların sorgulanmasını, hangi adımlar atıldığı takdirde daha fazla çözüm bulunabileceğini gündemine alıp bu konuda bir politika geliştireceğine 1 Mayıs'ı yapmayacağını açıklaması en basit çözüm olarak değerlendirebiliriz bence. Bu bakımdan bunu şimdiden eleştirmemiz lazım. Çünkü eğer
olağanüstü hal ilan etme, evden çıkmayı yasaklama bugüne kadar bir çözüm olmuş olsaydı buyursun yapsınlar. Ama bunun bir çözüm olmadığı İtalya'daki ölümlerde, Fransa'daki ölümlerde görüldü. Yani tek başına evden çıkmayı yasaklamanın bugün koronavirüs açısından bir önlem olmadığı artık Avrupa'daki gelişmelerde görüldü. Bu bakımdan Almanya'nın yapabileceği, yapacağı en azından bu koronavirüsüne karşı ilacın geliştirmesi sürecini hızlandırması ve ilacın en kısa zamanda gelişip uygulanmasını sağlamak lazım. Ve daha önceki yayınlarımızda söylemiştik, Almanya'nın 2012'den bu yana bu virüs üzerinden bir çalışma yaptığını, hatta bir ilaç geliştirme süreci başlattığını, bu ilacı geliştiren firmanın Amerika tarafından satın alınmak istediğini ifade etmiştik. Bunlar kamuoyunda biliniyor. Bu bakımdan bugün acil olarak yapılması gereken ilacın geliştirip uygulamasını sağlamak, böyle erteleyip bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra değil, insanların acil bir şekilde ilacın uygulamasına ihtiyacı var. Yoksa demokratik hak ve özgürlüklerin çıkarılması, kapatılması, özgürlüklerin kısıtlanmasının çözüm olmadığını bugün görebiliyoruz. Bütün bunları tabii ki Almanya'da takip etmeye, izlemeye devam edeceğiz. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.